18 yıl Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığını yapmış büyük siyaset adamı ve siyasete başladığımda ilk adımı attığım Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısında genel başkanım Sayın Deniz Baykal. Hoş geldiniz, onur verdiniz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, sanatın, sanatçının dostu Sayın Aziz Kocaoğlu, hoş geldiniz. Karşıyaka ilçemizin çok değerli kaymakamı Saadettin Yücel Bey, hoş geldiniz, şeref verdiniz, çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Milletvekilimiz, daha önceki dönem Genel Başkan Yardımcımız Umut Orhan, milletvekili arkadaşlarımız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok saygın il başkanı, ilçe başkanı, geçmiş dönemde görev yapmış Cumhuriyet Halk Partisi'nin il ve ilçe başkanları, yönetim kurulu üyeleri, çok değerli belediye meclis üyesi arkadaşlarım, muhtarlarımız, çok değerli sanatseverler, bürokrat arkadaşlarım, çok değerli basın mensubu arkadaşlarım, bu mutlu günümüzde biz de bu heyecanı paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum tekrar. Türkiye'de bir ilçe belediyesi olarak ilk defa oda orkestrası oluşturmanın onurunu yaşıyoruz. 30 Mart yerel seçimlerinde Karşıyaka Belediye Başkanı seçildiğim gün bir vizyon belirlemiştik. Karşıyaka'yı kültür, sanat, spor ve turizm merkezi haline getireceğiz diye. Öncelikle sporla başladık. Popüler sporun dışında kalan sporları destekleyerek ve ona destek vererek Türkiye'de bir adım attık ve gerçekten özellikle okçuluk sporunda dünya şampiyonu bir sporcumuz oldu. Tekvando'da dünya üçüncüsü Karşıyakalı bir kardeşimiz oldu. Şimdi 31 Ocağı kadar yapılacak oylamada ise Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından Karşıyakalı genç bir kardeşimiz bugün dünyada yılın sporculuğuna aday. Böyle bir onuru yaşadık biz. Ve kültür sanat anlamında da ciddi yatırımlar yaptık. Özellikle bu sahneyi Karşıyaka'ya kazandıran geçmiş dönem belediye başkanımız Sayın Cevat Durağ'a da huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Ağustos ayından bu yana çok titiz bir çalışma gerçekleştirdik. Şef Prof. Rengim Gökmen süpervizörlüğünde burada bir kadro oluşturduk. İzmir Devlet Opera Bale'nin bir önceki müdürü Sayın Aytül Büyüksaraç, yine Devlet Senfoni Orkestrası'nın İzmir müdürü çok değerli Ender Ünal ve diğer arkadaşlarımızla birlikte bir kadro oluşturarak burada çalışmalarımıza başladık. Sanat kurulumuz öncelikle nasıl bir sanat atılımı yapmalıyız diye karar verme aşamasında Türkiye'de hiç oda orkestrasının olmadığı ve bunun da Karşıyaka'ya yakışacağını düşünerek oda orkestrası oluşturmaya karar verdik. 22 Aralık'ta 25 Aralık tarihleri arasında İşte görmüş olduğunuz bu kadroyu çok titiz bir çalışmayla bugün sizlerle buluşturduk. Birbirinden değerli kardeşlerim yarıştılar. Ve hiçbir pozitif ayrımcılık yapmadan nasıl sanata ve sporda torpil olmayacağına inandığımız o düşünce yapısıyla bu kardeşlerimizi sizlerle buluşturduk. Ve bu arkadaşlarımızın en büyük özelliği ise toplama bir kadro değil. Tamamen Karşıyaka Belediyesi'nin kadrolu elemanları ve sadece Karşıyakalılara değil İzmirlilere, Egelilere, Türkiye'ye ve uluslararası alanda da Karşıyakamızı ve İzmir'imizi temsil edecek bir kadroyu oluşturduk. O açıdan bunu gerçekten çok önemsiyorum. Özellikle orkestrada Hakan Şensoy'un müzik direktörlüğünde, Oğuzhan Kavruğ'un müzik danışmanlığında, Tevfik Rodos'un sanat koordinatörlüğünde çalışmalarımızı yürüteceğiz. Rengim Gökmen ise bize üst gözlemci kimliğiyle deneyimlerini aktaracak. Bunların yanında uluslararası ve ulusal bazda tüm şeflerimizi burada konuk edeceğiz ve hep birlikte sanatı, sanatçıyı her zaman destekleyeceğiz ve koruyacağız. Evet.
Hikmet Şimşek'in ismini verdik buraya. Çünkü Hikmet Şimşek işte Cumhuriyet'in aslında ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anlatan bir isim. Çünkü Hikmet Şimşek Siirt'in Pervar ilçesinde yola çıkıyor ve Ankara'da geliyor. O çok sesli müziğin temsilciliğini yapıyor. İşte Cumhuriyet budur arkadaşlar. Cumhuriyet insanların hangi yerde doğarsa doğsun, hangi koşulda olursa olsun kendini en iyi şekilde ifade etmesi ve kendisini yetiştirmesidir. Onun için Cumhuriyet'i daha fazla anlamalıyız ve algılamalıyız. Yani bir 90 yıllık bir reklam arası değildir Cumhuriyet. Cumhuriyet bugün demokrasinin insan haklarının ve özgürlüğün temsilcisidir. Eğer bu salonda kadın erkek yan yana oturabiliyorsak, eğer bugün parlamentoda bizim belediye meclislerimizde kadınlarımız temsil edebiliyorsa bizi ve gördüğünüz üzere işte erkekten fazla kadın kardeşim bugün bu senfoni, bu orkestra yolu orkestrasını oluşturuyorsa bunu Cumhuriyet'e borçluyuz ve yaşasın Cumhuriyet diyoruz. Bu mutluluğumuzu bizimle paylaştığınız için ben tüm Karşıyakalılar adına hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Çok değerli belediye başkanı arkadaşlarım da artık işte Karşıyaka Oda Orkestrası'nı kendi ilçelerinde, beldelerinde ve illerinde çok rahat bir şekilde vatandaşlarıyla da buluşturabilirler. Biz her zaman açığız çünkü biz sizleri seviyoruz, biz sanatı seviyoruz, biz sanatçıyı seviyoruz. Hepinize iyi akşamlar, iyi dinletiler diliyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Thank you.
Thank you.